kadar açım ki. Karnım bana bağırıyor artık yemek yemem için. Biz de yemek yemek için can atıyoruz ama etrafımızda kimse yok. Kim bilirdi dikenlinin tatile gidip bir hafta boyunca gelmeyeceğini. Bir haftadır şu koltuğun altında yaşıyoruz. Mutfağa gidip giyecek de alamıyoruz zaten. Mutfağa gitmemiz 4 gün sürüyor. O kadar küçüğüz ki. Gideceklerini bilseydik yanımıza biraz yiyecek alırdık. Evet. Ben artık açlıktan koltuğun tahta ayaklarını kemirmeye başladım. Tahta kurlarıyla arkadaş oldum ve tıpkı onlar gibi tahta kemirdim. Kendimden iğreniyorum. Tahta kurularını hiç sevmem. Birkaç tane tahta kurusu arkadaşım olmuştu. Hiçbiriyle anlaşamamıştım. Bence en kötüsü hamam böcekleri. Kimse onları sevmiyor maalesef. Ve gördükleri yerde öldürüyorlar. Benim hamam böceği bir arkadaşım vardı. Bir gün onu terliğin altında gördüm. Sonra da onu koltuğun altındaki tozların içine gömdüm. Huzur içinde yatsın. Yani demek istediğim, eğer bir hamam böceğiyle arkadaş olacaksanız dikkat edin. Her an arkadaşlığınız bitebilir. Kötüymüş. Hayır, en kötüsü hamsi böcekleri. Çok hızlı hareket ediyorlar ve çok hiperaktifler. Hiç bana uyan bir arkadaş tipi değil. Siz hiç cırcır böceğiyle arkadaş olmadınız sanırım. Sürekli cır 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 ötüyorlar, kafamı şişiriyorlar. Durun biraz. Bu duyduğum kapının açılma sesi mi? Hadi gel Obrix, burası yeni evin. Eviniz çok güzelmiş. Teşekkürler, önceden babaannemin eviydi. O yüzden eski bir ev ama biz bazı yerlerini değiştirdik. Sizinle ev arkadaşı olacağım için çok mutluyum. İyi ki tatilde sizinle tanışmışız. Köpeğimle beraber beni kabul edecek birisini hiç bulamıyordum. Biz çok severiz köpekleri ya. Sen istersen odana bir bak. Koridordaki sağda 2. oda. Belli ki bir köpekleri var. Ya Dikenli, biz köpekleri sevmeyiz ki. Hem benim çok ileri derecede olmasa da köpeklere alerjim var. Tamam ama bu aralar kirayı ödeyemediğimiz için bu tatlı arkadaşı evimize aldığımızı hatırlatırım. Yani köpekleri sevmek zorundasın. En azından bir süreliğine. Ay doğru ya. Bu harika. Köpeklerin türlerinin arasında harika bir şehir kurabiliriz. Ayrıca bu evin sahipleri daha kendilerini bile yıkamıyor. Köpeği hiç yıkamazlar kesin. Aynen öyle. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Evet. Bir çikolatalı kurabiye artığı düşünüyorum. Benim düşündüğüm daha farklıydı. Aklında ne var kaplı? Bu köpekçiğin kulaklarına gireceğiz. Harika fikir. Bana yemek olsun yeter. Şu anda bir kedinin kulaklarına bile girebilirim. Ki kediler çok temizdir. Bir keresinde bir kedinin patisinde konaklamaya başlamıştım. Sonra o zımpara gibi deliyle patilerini temizlemeye başladı. Devamlı anlatamayacağım. Hatırladıkça tansiyonum düşüyor. Yani içeri girmek istiyorsun değil mi? Bu saatte ben kime ne anlatıyorum acaba? Tabii ki istiyorum kaplı. Tamam o zaman içeri giriyoruz. Tamam. Ben de tatlış köpeğimin yatağını buraya koyayım. Hanımış benim tatlışım. Hanımış benim tatlışım. O şimdi etrafı keşfediyor ama birazdan yorulur. Benim küçükken bir civcivim vardı. Çok tatlıydı. Her pazar günü kıra giderdik. Ya ne güzel. Ne oldu peki ona? Öldü. Hazır mısınız? Atlayışa son 3, 2, 1. Ne oldu köpekciğim? Tamam tamam ben şimdi ilgileneceğim seninle. Birazcık daha sabret olur mu? Köpeğiyle konuşuyor. Fark ettim. Bence her şeyi bırakıp kaçalım. Yoksa köpeği evimizi ve dünyayı ele geçirecek. Ne? Çok başarılı bir inişti. Bu benim için ilk oluyor. Daha önce bir köpeğin kulağına hiç girmemiştim. Ne kadar da pis ve iğrenç. Tam da bize göre. Ben bayıldım. Hatta yemeye başladım bile. Ne dedi o, anlayanınız var mı? Sanırım başka bir dilde konuştu. Çocuklar, hayvan hücrelerinin farklı bir dili vardır. Ama pek sorun çıkaracağını sanmıyorum. Eğer sorun çıkacak bir şey varsa o da şudur ki hayvan hücreleri çok güçlü güvenlik duvarlarına sahiptir. Heh, biz de güçlüyüz. Ne var? Hepsini kulaklarının oraya atabilirim. Hadi bakalım. Fazla ses çıkarmayın. Ay çok korkunç. Köpek kulaklarında zar aşağıda olduğu için işlem daha kolay oluyor.
Miniş kulaklarında zara ulaşmak için dümdüz ve upuzun bir yol gitmen gerek. Neden havlıyor bu köpek? Bence oyun oynamak istiyor ama seninle. Ne? Neden ben ya? Mesela top atmaca oynayabilirsiniz. Peki. Daha uzağa atmalısın. Tamam. Olamaz. Kovalamaca oynadığımızı söylememiştiniz. Oy, burası çok sallanıyor. Neden ki ya? Şimdiye kadar girdiğim hiçbir kulak bu kadar sallanmamıştı. Bu bir köpek kulağı ve köpekler çok hareketlidir. Ne yapacağız peki? Elbet uyur, değil mi? Pek uzun bir süre yorulacağını sanmıyorum. Galiba kusacağım. Neden köpeğin kulağına girdik ki? Dikenle eve gelmişti. Keşke onun kulağına girseydik. Ne kadar fazlalar. Hayvanların güvenlik duvarı çok güçlüdür demiştim size. Ay, midem bulandı. Çocuklar, bence bu saatten sonra en mantıklısı buradan çıkmak. Yoksa bizi yakalayıp mide asitinin içine atarlar. Ya da ben kusarım. Haklısınız. Hadi çıkalım şuradan. Birazcık toz yakaplı. Mide bulantına iyi gelir. Teşekkür ederim Moru. Ay, ucuz kurtulduk. Herkes iyi mi? Durun. Bu koku da ne böyle? Yaşasın. Pizza sipariş etmişler. Hadi gidip pizza yiyelim. Yaşasın. Pizza deyince mide bulantım geçti. Çok tuhaf. Beni de bekleyin.